أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأولياء، مدد يا مولانا محمد ناظم حقاني، مدد مدد سلطان. Zikrimizi yaptık. Ne yaptık? Manevi kuvvetimizi, enerjimizi depoladık şimdi. Allah'ın izniyle. Şeyimizin bereketiyle. Şimdi bu enerjiyi, bu yaptığımız sohbet ne içindir? Bu enerjiyi ne doğrultuda kullanacağımızı bilmek için. Deli kurşun olmayacaksın yani. Nereye harcayacağını bilmeyecek bir halde olmayacaksın. Sohbeti dinleyeceksin ki hangi adımları atman gerektiğini oradan öğreneceksin. Allah'ın izniyle. Onun için Şahin Akşibendi Hazretleri'nin bu sözü tam yerindedir yani. Tarikatuna as-sohbe. Bizim tarikatımız sohbettir kardeşim. Sohbet edeceğiz. Birbirimizden ne yapacağız? Nur alacağız, nur vereceğiz. Allah'ın izniyle. O şekilde adımımızı nasıl atacağımızı, Allah yolunda nasıl yürüyeceğimizi öğreneceğiz. Zikirle ne yaptık? Kalbimizi yumuşattık. Şu an anlatılacakları kalbimiz hazır şu an. Allah'ın izniyle. Şeytanı bir kenarıya attık. Öyle buyuruyor. İnsan zikrettiği zaman şeytan hortumunu insanın kalbinden çeker. Zikretmediği zaman şeytan tepende demek oluyor yani. Zikrimizi yaptık, ne yaptık? Şeytanı geriye ittik. Şeytanı geri ettik bizden. Şimdi söylenecek söze kalbimizin kapakları tamamen açık Allah'ın izniyle. Onları öğrenip Allah yolunda nasıl yürümemiz gerektiğini bileceğiz. Ona göre yürüyeceğiz. Zikir yaparsın, dediğim gibi zikir bir kuvvettir. Arabanın benzinini koydun. Araba gitmeye müsait. Ama direksiyon kullanmayı bilmiyorsan nereye götürürsün arabayı? Bayır aşağı yuvarlarsın. Bayır aşağı yuvarlarsın. Yolu bilmeyen, adab bilmeyen, edep bilmeyen tek başına zikir yaparsa işte öyle olur. Şarampolden aşağı yuvarlanır. Kuvvet var ama kullanacak salahiyet yok. Ehliyetin yok senin. Tır sürmeyi bilmiyorsun sen. Nasıl direksiyona geçeceksin? Tamam, depoyu doldurduk ama nasıl direksiyona geçeceksin? İşte budur. Mesele budur. Zikir ve sohbetten onun için ayrılık yoktur. İkisi de mutlaka bizde olacak yani. Elimizde olacak Allah'ın izniyle. O zaman bizi tutacak yok yani bu yolda. Dört dala gider insan o vakit Allah yolunda Celle Celaluhu. Evet. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hadis-i şerifinde, bu gece bir sure indirildi. Hatta iki sure indirildi. Sureten diye tabir ediliyor. Lem yura mitluha kattu. Bir gün sahabesine öyle anlatılıyor. Bir sureler indirildi ki bize diyor, onlar gibi sure daha gelmedi diyor Efendimiz. Nedir bunlar ya Resulallah? Bunlar kul a'udhu bi rabbil falak ve kul a'udhu bi rabbin nas'tır. Muavvizeteyn diyoruz biz bunlara. Ne demek? Sığındırıcı sureler. İnsanı Rabbine sığındıran sureler. Rabbinin rahmetinin, korumasının, hıfzının altına sokan sureler demek oluyor bu yani. Bugün işte o surelerden Felak suresini anlatacağız inşallah. Kul a'udhu bi rabbil felak. Ha. Niçin bunları anlatıyoruz? Çünkü bizim dinimizin en büyük ibadeti nedir? Namaz kılmaktır. Namazın içinde ne yapıyoruz? Bu sureleri okuyoruz. Değil mi? Hepimizin bildiği sureler bunlar. Felak suresi, Nas suresi, İhlas suresi. Peki burada ne diyoruz biz? Ne diyoruz? Bu sureler bu kadar kutlu, bu kadar bereketli, bu kadar manalı, bu kadar cevherli, değerli de biz burada ne diyoruz, niye merak etmiyoruz? İşte o merakımızı inşallah yaşıyoruz, onu öğreneceğiz bugünlerde. Şu surelerin manalarını öğreneceğiz ve o manaları tefekkür ederek kıldığımız namaz, biraz önce duamızda da söylediğimiz gibi huşu ile kılınan namaz o olur. Namaz kılar iken sen dilin ne söylüyorsa onu bil. Onu anla ve kimin huzurunda olduğunu kaybetme. Kimin huzurunda olduğu o düşünceyi, o tefekkürü kaybetme. Allah-u Teala'nın istediği bizden budur. Benim huzurumda olduğunu unutma.
Onun için Kur'an-ı Kerim nedir? Allah-u Teala ile konuşmaktır. E konuşuyorsun sen, yabancı dille konuşuyor bir adam, sana anlamıyorsun. Öyle değil mi? Ne diyorsun hemen? Rehbere, tercümana diyorsun ki, ya kardeş bu ne dedi? Bir şeyler söyledi bana ama ne dedi bu? Hemen ondan öğreniyorsun ne dediğini. Çünkü merak ediyorsun. Adam sana söylüyor direkt. Direkt sana söylüyor. Bu adam benim hakkımda bir şey söyledi. Ne söyledi? Gülerek de söyledi. Ne söyledi merak ediyorum. Hani kızarak söylese tamam anlıyor, kötü bir şey söyledi ama gülerek de söyledi. Ne söyledi? Merak edip hemen öğreniyorsun. Allah-u Teala'nın kelamı direkt sanadır. Direkt bizedir. Ne söyledi Allah? E bir merak edelim değil mi? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Ne dedi Allah Celle Celaluhu? İşte bu çok önemli olduğu için, bu mesele, bu nokta çok önemli olduğu için biz inşallah Kur'an namazda okuduğumuz surelerden birisi olan Felak suresini bugün anlatalım. Buyuruyor Rahman Celle Şanuhu. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ De ki ey Habibim, Efendimiz'e buyuruyor. De ki اَعُوذُ سِغْنِرُمْ بِرَبِّ الْفَلَقِ Sabahın Rabbine sığınırım. Bu felak kelimesi diyor müfessir alimlerimiz, yaran manasındadır. Yaran. Yokluğu varlıkla yaran manasında tutarsan her şeyin şerrinden diyor Allah'a sığınırım demek olur. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ Her şey. Ama genel olarak felak geceyi yaran sabaha isim olmuştur. Nuruyla geceliğin karanlığını ortadan yarıp dağıtan sabaha isim konulduğu için sabahın Rabbine sığınırım. Sabahın Rabbine sığınırım. Bunda tabi değişik manalar da tefekkür edilebilir. Zulmatı, karanlıkları gideren Rabbime sığınırım. Kalbimin düşmüş olduğu günah bataklıklarının karanlıklarını tevbe nuruyla, tevbe atıyla, tevbe temizliğiyle, tevbe güneşiyle bize yardırtan Rabbime sığınırım diye tefekkür edilebilir tabii ki burada. Bizler günahkar kullarız ama Allahu Teala Celle Celaluhu aman kulum sen günah işledin defol git demiyor. Aman sakın ha bir daha benim yanıma gelme, benim evime gelme demiyor. Ne diyor? Aman ha ümitsizliğe düşme diyor. Bir yanlış yaptın mı? Ümitsizliğe düşme, benim kapım açıktır. Yeter ki gel kapıyı çal. Tevbe et, kapıdan içeriye gir. Bizim kapımız sana hep açıktır. Şeytanın eline kendini bırakma. Bir yanlış yaptın, o ben bir yanlış yaptım artık ben bittim gittim deyip de ikinci yanlışa adım atma. Bir yanlış yaptın, ne oldu? Arabanın ön camına çamur sıçrattın sen. Ya ön cam nasıl olsa çamur oldu, tamam arka cam da çamur olsun. Demediğin gibi ne yapacaksın? Silecekleri açacaksın. Yani ön camdaki suyu basıp sileceği açacaksın, ön cam temizlensin. İşte aynı şekilde de sen kalbimin üzerine attığın o günah çamurunu tevbe edip temizleyeceksin. Silecekleri çalıştır yani. Tevbe sileceklerini çalıştır Allah'ın izniyle. Kapı açıktır diyor Allah-u Teala. Aman ümitsiz olmayın. Şeytanın eline kendinizi bırakmayın. Peki neyden sığınıyoruz? Rabbimiz Celle Şanuhu, Rahman-ı Muteal Hazretlerine neyden sığınıyoruz? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ Yaratmış olduğu şeylerin hepsinin şerrinden Allah'a sığınırız. Biz hayır arayıcısı insanlarız. Güzellik arayıcı insanlarız biz. Nur arayan insanlarız. Karanlıktan kaçan insanlarız. Nefsin kötü isteklerinden kaçan insanlarız. Kim varsa etrafımızda, ne varsa etrafımızda hepsinin şerrinden Allah-u Teala'ya sığınırız. Rabbimize sığınırız. Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın koruması bize gelmezse bizi koruyacak başka bir şey yok. Allah-u Teala'nın hifz-i emanı bizde olmazsa
kendimizi korumanın imkanı yoktur. Onun için en sağlam dayanak olan Rabbimize yöneliyoruz. Ya Rabbi, yaratmış olduğun şerlerin hepsinin şerrinden, yaratmış olduğun şeylerin hepsinin şerrinden sana sığınırım. Evlilik mi yapacağım, şerrinden sana sığınırım. İşe mi gireceğim, şerrinden sana sığınırım. Ne yapacaksam hepsinin şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyoruz. Felak. Bu sureler çok faziletli, çok bereketlidir bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan önce emrediyor sahabe-i kiramına. İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresini mutlaka okuyun. Okuyun, ondan sonra elinize üfleyin ve bütün bedeninize sürün diyor yatmadan önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ömrü boyunca yapmıştır kendisi ve de artık son dönemlerinde çok hastalandı Efendimiz. Çok hastalandı, kendine bir geliyordu gidiyordu, kendine bir geliyordu gidiyordu. O anda bile Hazreti Aişe yine bunu yapmıştır bakın. Efendimizin okumaya mecali olmadığı anda bile Hazreti Aişe radıyallahu teala'nın kucağında vefat etti biliyorsunuz. Hazreti Aişe annemiz peygamber, yine peygamberin eli mübarek olduğu için Hazreti Aişe annemiz kendi eline okumuyor yine. Efendimiz okumaya mecali yok ama Hazreti Aişe okuyor, yine peygamberimizin eline üflüyor. Peygamberimizin kendi eliyle üzerine sürdürtüyor yine. Yatmadan önce bunları okursanız diyor, uyanana kadar Allah'ın hifzi altında olursunuz ve inşallah vefat ederseniz İslam üzerine şehadetle vefat edersiniz diyor. Bundan basit ne var? 3 tane sure hepimiz biliyoruz bunu, öyle değil mi? İhlas, Felak, Nas. Üçünü okuman 3 kere okunuyor bunlar. 1, 2, 3 yani. 3 kere okunur, tutsan 5 dakika yapmaz. Allah'ın inamı işte bunlar. Allah'ın rahmeti işte bunlar. Bu kadar basit şeylerle, ya ne demek istiyorum biliyor musunuz Allah-u Teala? Ya kulum bir şey yap. Bir şey yap da seni çekeyim cennetime atayım yani. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Peygamberimiz bunu söylüyor. Ümmetim bir şeyler yapın dediğim şeylerden, bir şeyler yapın da sizi onun vesilesiyle tutup çekelim yani. Cehenneme yuvarlanıp gitmeyin. Bir gayret olsun sizde. Allah'a attığınız adımlarınız olsun. İşte yaratmış olduğu her şeyin şerrinden Rabbimize sığınırız. Min şerri ma halak ve min şerri gâsikin idâ vakab. Karanlığı bastırdığı zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. İşte geceliğin dışarı çıkmak da iyi bir şey olmadığına işaret eden bir ayettir bu. Şeyh Efendi Hazretleri buyurur. Yatsıyı kıldın, işin bitti, git evinde otur, dışarılarda gezme. Dışarılarda gezme, tehlike var diyor Şeyh Efendi Hazretleri. İşte ayet var. Karanlığı bastırdığı zaman gecenin şerrinden Allah'a sığınırım. Başına bir bela gelir, sıkıntı gelir. Karanlıkta ne edeceksin? Göz de görmüyor. Göz de görmüyor. Aynı şekilde de nefsinin ve şeytanın tasallutu altında kalan insan gözü görmez karanlıkta gibidir. Karanlıkta gibidir. Adam dışarıda görüyorsun bir ton insan var. Hadi sohbete gel. Hadi camiye gel. Dedi. Duyuyor mu adam? Duymuyor. Nereye gidiyor? Hayırsız mekanlara gidiyor. O hayırsız mekanlar aslında ne demek? Cehennem çukuru demektir. İnsan göz göre göre cehennem çukuruna gider mi? Gitmez. İşte karanlığı bastırdığı zaman nefsin ve şeytanın karanlığı bastırıyor gözlerine, onun cehennem çukuru olduğunu göremiyor. Bir cehennem çukuru olduğunu göremiyor onu. O işte körlüğün hem maddi gözün görmesine engel olan o karanlığın şerrinden, hem manevi gözümüz olan kalbimizin görmesine engel olan nefsin ve şeytanın tasallutu var ya, o karanlık, onun da şerrinden Allah-u Teala'ya sığınırız. Celle Celaluhu. Çünkü o karanlık bastırdığı zaman şu maddi karanlıktan daha beterdir. Bu maddi karanlık çok bastırsa, arabayla kaza yaparsın, şöyle yaparsın, neticede ölürsün. Ölürsün, fani hayatını bitirirsin sadece. Bu hayat zaten bitecek.
Ama nefsin ve şeytanın o sana sunduğu karanlıklarla ilerlediğin yolda düştüğün cehennem çukurları maazallah seni ebediyen mahkum edecektir. Oradan kurtulmanın imkanı yok. La yamutu fiha ve la yahya. Ya ölsem de kurtulsam diyecek cehenneme düşen adam. Ölsem de kurtulsam bitsin şu azap. Kullama nadijat Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat culuduhum beddelna culudan gayraha liyazuqul azab. Onların ateşte yandıkları zaman bu derileri dökülecek. Maazallah cehenneme giden Allah muhafaza buyursun bizi. Bu deriler dökülecek, dökülecek. Ya tamam döküldü, ölüyorum, bitiyorum. Yok. Ne zaman deri bittikten sonra diyor, tekrar deri verecek Allahu Teala ona. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ Azabı tatsınlar tekrar tekrar. Maazallah. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sinirlenmesinden, kızgınlığından yine Allah'a sığınırız. Ondan başkası kurtaramaz çünkü maazallah. Nefsin tasallutu. Nasıl kurtulacaksın? Zikirle kurtulacaksın. Zikret şeytan tependen gitsin. Şeytan tependen gitsin. Şeytan tependen gittiği zaman ne olacak? Sen kötü yerlere gitmek istemeyeceksin. Şeytan devamlı sana diyor ki kötü yere git, kötü yere git. Aman sohbete gitme, aman zikire gitme, aman camiye gitme. Ama sen zikir yaptığın zaman o bunları söyleyemeyecek. O bunları söyleyemeyecek. O zaman camiye de gideceksin, zikre de gideceksin, sohbete de gideceksin. Allah'ın izniyle. Evet. Karanlığı bastırdığı zaman gecenin şerrinden Allahu Teala'ya sığınır. Sonra وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَادِ Düğümlere üfleyen sihirbaz kadınların şerrinden Allahu Teala'ya sığınır. Bu surenin inmesindeki sebebi nuzul diyoruz biz. İnme sebebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme büyü yaptılar. Efendimiz'e büyü yaptılar. Peygamberimize nasıl büyü yapılabilir? Büyü ehli sünnet indinde peygamberin kalbine bir şey yapamaz. Sadece bedenine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının yanına gittiğini zannediyordu. Halbuki gitmiyordu. Böyle bir büyü yapıldı Efendimiz'e. Sadece bedeninde bir ağırlık var yani. Ama kalbine hiçbir etki yapamaz hiçbir kimse. Hiçbir şey. Ve Allah'ın has kulları da öyledir. Allah'a kalbini bağlamış insan. Bedeni hasta olabilir. Halsiz olabilir. Yaşlılık gelebilir. Ama kalpte hiç sorun yok. O direkt Allah'a bağlı Celle Celaluhu. Onun kalbine kimse müdahale edemez. İşte rivayetler, farklı farklı rivayetler. 6 ay, 1 sene bu böyle devam etti diye. Sonra işte Cebrail, melekler geldi diyor Efendimiz. Melekler geldi. Birisi diyor başıma oturdu rüyamda. Birisi başıma oturdu, birisi ayağımın ucuna oturdu. Melekler birbirine soruyordu, buna ne olmuş? Efendimiz'e ne olduğunu bildirecekler ya. Ne olmuş? Lebit denilen adam diyor, buna diyor, mühür yapmış, sihir yapmış. Ne yapmış? Bir mum şeklinde Efendimiz'in şeklini yapmış. Üzerine de 11 tane düğüm atmış. Onu ne yapmış? Onu da falanca kuyunda taşın altına koymuş. Dedi, Efendimiz sonra uyandı sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen Hazreti Ali'yi çağırdı. Dedi ki falanca kuyuya git, orada işte benim için bir şeyler yapılmış, onu alın dedi. Gittiler gerçekten orada mum yağından Efendimiz'in şeklini yapmış, o lebid denilen sihirbaz. Bunu da kim söylüyor? Yahudiler gidiyorlar ona. Yahudiler gidiyorlar ona. Efendimiz'e büyü yapsın diye. O lebit denilen kızları da varmış. O yapıyormuş, şeyleri örüyormuş. 11 tane diyor şey yaptı. Düğüm attı. 11 düğüm. Bu şeyler indiği zaman, Felak ve Nas suresi indiği zaman her okunduğunda bir düğüm açılıyordu diyor. Her okunduğunda bir düğüm açılıyordu. İşte
bu ayet ona işaret ediyor. Neffâtâti fil ukad, düğümlere üfleyen kadı, sihirbaz kadınların şerrinden de Allah'a sığınırız. Niçin kadın dedi? Kadının sihiri, büyüsü daha etkilidir erkekten. Ondan. Tabii ki büyü denilen şey artık kalkmıştır. O eskiden daha ziyade olan bir şeydi. Efendimizin de dualarıyla, berekatıyla. Şimdi çok cüz'i şeylerdedir yani. İşte kadınların birbirini ayırmak için falan dualar yapıyorlar. Bunlar tabii tamamen İslam'a aykırı şeylerdir. Kabul edilemez yani kesinlikle. Sen bir kadınla şeyin kocasının nasıl arasını ayırırsın yani? Allah Teala buna izin verir mi Celle Celaluhu? Dualar yapıyor, şunlar yapıyor, bunlar yapıyor onları etkilemek için. Ama genel olarak da yalnız şunu da söylemek gerek. Yani etrafta bir ton şey var. Kendini bilmez insan var. Yani sen onun yanına gidiyorsun, diyorsun ki mesela evli değilsin. Evli değilsin, gidiyorsun, diyorsun ki adama ya ben hanımla hiç anlaşamıyorum. Hemen ilk sana söyleyeceğim, sana büyü yapmışlar. Şak. Evli değilsin halbuki. Bir denemek için bir git bak. Ya ben evlendim, çocuk olmuyor. Sana hemen büyü yapmışlar. Hemen ilk anda söylediği şey. Böyle her şeyde inanılmaz yani. Genel olarak yapılmaz böyle şeyler. Nadir olarak. Nadir olarak yapanlar oluyor. Ne yapıyoruz biz? Mesela Şeyh Efendi Hazretleri'nin muskası var. Bunlar başa gelecek belalardan def edici, muhafaza edici isimler, dualar var içerisinde. Ayet-el Kürsi var mesela. Abi bu okuduğumuz sureler mesela. Felak, Nas. Bunları okusun, bu şekilde kendini muhafaza eder. Zaten beş vakit namaz kılan insan ne yapıyor şeylerde? Tesbihatlarda da Ayet-el Kürsi de okuyor, Felak Nas'ı da okuyor. Her namazdan sonra zaten sünnettir Felak Nas okumak, güzeldir yani. Bunları okuduğumuz zaman zaten muhafaza altında oluyoruz yani Allah'ın izniyle. Evet, yani böyle şeyler var ama böyle kafayı da çok takmak da doğru bir şey değil. İnsanı hasta eder. Bu kadınların çoğunda var mı maalesef? Yani bir anlaşmazlık olur. Ya anlaşmazlık olmaz mı kardeşim? Yani her evlenen ölene kadar hiç anlaşmazlık geçirmeyecek diye bir şey yok. Hemen bir anlaşmazlık olunca da benim kocam büyü yaptılar ondan dolayı. Böyle hemen bir taraflara atacaklar. Ya belki senin hareketlerine dikkat etmen gerekiyordu. Belki yanlışların var sen. Bir aynaya bak, bir kendini bir şekil düzen ver, bir düzelt. Ondan sonra her evlenen de peygamberimiz zamanında da oldu yani, ayrılan da oldu. Ruhlarınız tenasüp etmez, uygun düşmez. Anlaşamazsınız yani. Anlaşamazsınız, herkes güzel bir şekilde kendi yoluna gider. Bu da olabilir. Hemen karşımıza ilk çıkan sorunla adam mesela işe gidiyor. Çalışıyor ya. Ya ben ne, hangi işe girsem batıyorum, hangi işe bilirim. Bana muska yapmışlar. Geçen de birine gittim, öyle söyledi zaten bana. Ya kardeşim inanma bunlara. İnanma bunlara. Adamın şimdi şeyi var. Bunları yaşadığımız için anlatıyorum. Şofben işi yapıyor. Şimdi doğalgazlar çıkınca tabii şofbenler bitti. Türkiye'de elektrikli şofbenlerin devri bitti. Ya benim işler çok kötü gidiyor. Ya kötü gitmesi normal. Sen kendini geliştirmen lazım. Doğalgaza geçti herkes yani. Elektrikli şofbeti kullanmıyor. Yok bana muska yaptılar. Yok işte iş yerine domuz yağı sürmüşler. Bilmem ne yapmışlar. Anlatıyor da anlatıyor. Ya gitme dedim onlara. Kandırıyorlar seni. Gitti oraya. Verdi ona parayı da. Tamam, Allah için ver desen. 30 kere eli girene, cebine girene kadar 40 kere düşünür. Ya versem mi vermesem. Gitti oraya verdi. O sıkıntılı döneminde verdi. Sonra geldi bana diyor ki Allah onun belasını versin. Allah bilmem ne yapsın, hiçbir şey yapmadı. Kendi kendini kandırdın. Biz sana söyledik ya. Evet. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Allah'ın hifz sureleri bunlar. Biz bunları okuyup inşallah yolumuza devam edeceğiz. Felak, Nas suresi. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Ha, en önemlisine geliyoruz. En önemlisine geliyoruz. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ. Bir de kıskandığı zaman kıskanıcının şerrinden Allah'a sığınır. En tehlikelisi burasıdır. Kıskanç insanın şerri. Maazallah. Allah muhafaza buyursun.
Bakınız yaratılışın ilk sayfasından beri önümüze çıkan bir hastalık bu. Adem aleyhisselamı kim kıskandı? Şeytan kıskandı da şeytan oldu. Niye ona verdi? Allah niye bana vermedi? Bakın. Ta o zamandan başlıyor bu kıskançlık. Adem aleyhisselamdan başlıyor. Sonra kim kıskandı? Kabil kıskandı Habil'i. Ne oldu? Kabil'i katil yaptı o kıskançlığı. Kendi öz kardeşini öldürdü. Daha geldi nicelere ulaştı. Bu kıskançlık başa büyük beladır. Ve de Allah'ın taksimatına rıza göstermemektir. Allah ona verdi, bana ver, niye bana ver? Allah'ın bileceği şeydir. Sen de Allah'ın emrine mi karışacaksın, işine mi karışacaksın? Elhamdülillah bana sağlık, sıhhat verdi, iman verdi, İslam verdi. Bundan büyük nimet mi var? Ona niye verdi, bana vermedi. Bu kıskançlık adamı çok kötü taraflara götürür maazallah. İftira attırır, yalan attırır, zulmettirir ve katil eder yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyin haricinde kıskançlık yoktur diyor. O kıskançlık da bu kıskançlık değil. Kıskançlık nedir biliyor musunuz? Haset dediğimiz yani ayetin haset dediği bir kardeşinde bir nimet var. Arabası var diyelim örnek. Onda olmasın bende olsun. Buna derler kız haset. Onda olmasın bende olsun. Onun arabasından bir tane de bende olsun buna gıpta derler. Onda olmasın bende olsun bu haset. Onun arabasından bir tane de bende olsa buna gıpta derler. İslam'da haset yoktur. Kimseyi kıskanamazsın. Onunki onda olmasın bende olsun. Yok. Ama gıpta var. Neyde var? Üç şeyde var diyor Efendimiz gıpta. Gıpta edebiliriz. Araba yok. O üç şeyden birisi araba değil. Birisi diyor ki ilim ehli insan. Allah yolunda ilim öğretmiş. Onu insanlara anlatıyor. Ona gıpta edebilirsin diyor. Allah bize de verse Celle Celaluhu ilim. Biz de onun dinini anlatsak. İnsanlara öğretsek. Bunda gıpta olur. Sonra ikincisi mal vermiş ama Allah yolunda harcıyor. Ona da gıpta edilir. Hayırlı mal verilmiş adama Allah yolunda onu harcıyor. Bir de yanlış hatırlamıyorsam cihada nefsini Allah'a feda etmiş cihada giden insan yanlış hatırlamıyorsam bir de ona gıpta edilir. Gıpta dediğimiz neymiş? Ona verdiğinden bende de olsun. Buna gıpta deniyor. Ama Allah ona verdiğini alsın. Nedir bu? Bu hasettir. Bu İslam'da yoktur. Kesinlikle yoktur. Hiçbir şeyde. Ondakini alsın bana versin diye bir şey yok İslam'da. İşte bu kıskançlık ki imanın zayıflığından gelir. Cehaletten gelir ve insanı zulmete, günaha ve daha da kötüsü kafirliğe kadar götürür. Götürdü mü? Götürdü. Şeytanı şeytan yaptı kıskançlık. Kaç sene Allah'a ibadet etmiş olan şeytan. Adem aleyhisselam peygamber oldu. Niye ben olmadım o oldu diye onu kıskandı. Kıskançlıktan sonra kibir devreye girdi. Ben ateşten yaratıldım. O işte topraktan yaratıldı. İlk önce kıskandı yani. Onu şeytan yaptı. Sonra iki kardeş. Bırak normal birisini öldürmeyi, aynı babadan doğma iki kardeşin birisini kıskandı diye diğerini öldürttü bu kıskançlık. Haset. Kabil kıskandı kardeşi Habil'i. Halbuki Habil'de ne vardı? Allah'a güzel kulluk vardı Habil'de. Allah'a güzel bir kulluk yapıyordu. Allah-u Teala istedi ki benim için sunsunlar bir sadaka, bir adak. Habil ne yapıyordu? Ziraatçılık yapıyordu. Kabil de çobanlık yapıyordu. Kabil de çobanlık yapıyordu. Estağfurullah, tam tersi.
Habil çobanlık yapıyordu. Kabil ziraat. Habil gitti sürünün içerisinde en güzel, en şey koçu aldı getirdi. Allahu Teala dedi ki falanca tepeye getirsinler. Getirdi oraya bıraktı. Dedi ki Rabbime bu yakışır. Daha bu da yakışmaz da işte elimde olan en güzeli budur dedi yani. Elimde olan en güzeli budur. Öteki ne yaptı? Ya dedi bu sağlamları iyileri niye götüreceğim ki zaten diyorum. Bunları ben çalışıyorum, bu kadar ter döküyorum, bunları ben yiyeyim. Oradan çarık çürükleri götürdü Allahu Teala'nın dediği tepeye, oraya bıraktı. Sonra ne oldu? Allahu Teala Habil'inkini kabul etti. Çünkü ihlasla verilen oydu. İhlasıyla verilen oydu. Onun için onunkini kabul etti. İnnemâ estaizu billah, bismillah. Abisi geldi bu sefer kıskandı. Ya sen olmasaydın böyle olacaktı, şöyle olacaktı. Ne dedi abisine? İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakî. Bak bu çok güzel bir ayet. Allahu Teala diyor ancak takvalı olanları kabul eder. Allah'tan korkanların yapmış olduğu ibadeti kabul eder. Sen bugün bir iyilik yapıyorsun, sonra 30 sene, 10 sene onun birisinin başına kakıyorsan o yaptığın iyilik sana iyilik olarak değil kötülük olarak yazılacak. La tubtilu sadakatikum bil manni vel eda. Ey iman edenler, bir iyilikler yapıyorsanız, sadakalar veriyorsanız, ondan sonra verdiğiniz kişinin başına kakarak, ona eziyet ederek onları batıla çıkartmayın, boşa çıkartmayın. Allah için verin, unutun ondan sonra. Daha ondan bahs bile etmeyin yani. Bahis bile etmeyin. Habil öyle dedi. Aleyhisselam radıyallahu teala. Ancak Allahu Teala takvalılardan kabul eder. Sen takvalı değildin onun için kabul etmedi. Bana suç bulmanın hiçbir manası yok. Ve ne yaptı işte bu kıskançlık? Kardeşini öldürttü. Bu kötü ahlak. Bu kötü ahlak. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri ondan buyuruyor işte kötü ahlak dereceleri vardır. Riyanın, hasedin, fesadın dereceleri vardır. Yüksek dereceleri zinadan da içkiden de daha kötüdür diyor. Kötü ahlak. Allah muhafaza buyursun. Evet. İşte haset çok kötü bir şeydir. İftiraya iftira attırır. Ondan o nimet gitsin diye, kurtulsun diye. İftira üzerine iftira, iftira. Hiç korkmadan, utanmadan iftira üzerine iftira attırır. Yusuf Aleyhisselam gibi. Yusuf Aleyhisselam gibi. Yusuf Aleyhisselam'ın yüzü güzeldi, değil mi? Yusuf gibi yüzün de güzelse iftiralara da alışacaksın kardeşim. Alışkın olacak. Şimdi nefsim için söylüyorum. Diyorlar selam gönderiyorlar. O Yusuf yüzlü hocaya selam olsun diyorlar Sakarya'da şimdi. Bakıyorum nefsimin hoşuna gidiyor. Ha, maşallah Yusuf yüzü güzel bir iltifat. Bunlar hoşuna gidiyor ya hani böyle iltifatlar ediliyor ya. Eğer bunlar hoşuna gidiyorsa birileri iftira ettiği zaman da diyorum kızmayacaksın. Neden? Yusuf Aleyhisselam da aynı şeylerden geçti. Öyle değil mi? Yusuf Aleyhisselam daha Yusuf güzelliğine sahip olmak hoşuna gidiyorsa Yusuf Aleyhisselam daha çocuk yaşlarındayken ilk önce hainliği kimden gördü? Kardeşlerinden gördü. Ha, kardeşlerin sana hainlik yapmasına alış. Hazırlıklı ol demek oluyor bu. Allah Yusuf güzelliği veriyorsa birisine, güzel yarattıysa birisini, bu da hoşuna gidiyorsa bunlara da alışması lazım. Ha, kardeşlerin sana hainlik yapacak. Yusuf Aleyhisselam'a yapmışlar. Sonra ne oldu? Kuyuya attılar. Hainlik yaptılar bir. Kuyudan çıkınca Yusuf Aleyhisselam ne dediler? O bizim kölemizdir. Bu neydi? İftiraydı bu. Yusuf Aleyhisselam köle değildi çünkü. Bizden kaçmıştı dediler. Ha, iyi ki buldunuz. Kardeşlere atıyor bu iftirayı. Bakın, kardeşlere atıyor bu iftirayı. Ne sebep oldu buna? Haset sebep oldu.
babaları ona biraz daha düşkün olduğu için haset ettiler, o sebep oldu. Kardeşlerine iftira attılar. Bu bizden kaçmış, bizim kölemizdir. Sus derler, konuşma döversin de. Onlar duymadı. Sonra ne yaptılar onu? Köle diye sattılar. Kendi kardeşlerini köle diye sattılar ya. Hasedi görüyor musun? Müslüman tefekkür etmeli. Bizim başımıza bir şeyler geldi hemen, of niye geliyor bunlar diyoruz. Peygamberler nerelerden geçtiler? Ondan sonra köle diye satıldı. Köle olduğu yerde kadınlar saldırdı. Züleyha annemiz saldırdı ona. Ne dediler? Yusuf saldırdı Züleyha'ya dediler. Halbuki şahit vardı orada. Sırtından yırtıldıysa diyor Züleyha saldırmıştır. Öyle olduğu halde Yusuf aleyhisselam gidip attılar zindana. Kadın ona saldırdı. Yusuf girdi. Yusuf aleyhisselam girdi zindana. İftiralara hazır olacaksın demek ki. İftiralara hazır olacaksın demek ki. Ondan sonra ama ne oldu? Sabreden derviş muradına ermiş derler ya. Sabırla devam etti. Sabırla devam etti. Neticede oradan çıktı. Mısır'a aziz oldu. Mısır'ın kralı oldu. Ama biz Müslümanlar başımıza bir iltifatları geldiği zaman hoşumuza gidiyor. Ama imtihanları geldiği zaman ya bu kadar niye oluyor? Ya niye bana iftira diyorsun? Tamam yaptıysam söyle. Yapmadığım şeyi niye bana söylüyorsun? Diyor adam şimdi kaldıramıyor ya. Aynı işte Yusuf Aleyhisselam'ın aynısıydı. Yapmadığı şeyi söylediler. Ve ama bu gerçekten kolay değil ama. Gerçekten kolay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. El iftirahu eşeddu mined thalâthine zina. Bir insana bir iftira atmak 30 kere zina yapmaktan daha beter bir günahtır. 30 kere zina yapmaktan daha beter bir günahtır. Yusuf aleyhisselam 7 sene zindanda yattı da o zindanın sorumlusu geldi dedi ki kral dedi ki sen artık çıkabilirsin. O kadar ağırına gitmiş ki bu olay Yusuf aleyhisselamın hapisten dışarıya çıkmadı. Bak 7 sene yattığı halde. Önce dedi gideceksin kralına söyleyeceksin. Gidecek o kadınlara soracak. Ben onlara gerçekten kötü bir şey yaptım mı yapmadım mı? Edebe ahlaka aykırı bir şey yaptım mı yapmadım mı? Bunun cevabı bana gelecek ondan sonra çıkarım dedi. Yusuf aleyhisselam. 7 sene hapisin üzerine bunu söylüyor. Biz olsak oh açık kapıları. Açık kapıları ben geliyorum. Biz olsak öyle deriz. Ama koskoca peygamber tertemiz. Tertemiz. Öyle olduğu halde bu iftiralar üzerine düşünce ne yaptı? İrci' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bi kaydihin alim. Git efendine söyle o ellerini kadın kesen kadınlar. Sor bakalım onların durumu neymiş? Hepsi Yusuf aleyhisselamla zina yapmak istedi. Yusuf aleyhisselam ellerini açtı Allahu Teala'ya. Dedi ki ya Rabbi kurtar beni şu durumdan yoksa bir yanlış yapacağım. Asbu ileyhinna ve akum minel cahili. Allahu Teala duasını hemen icabet etti, kurtardı onu. Hapse at diye dua etti biliyor musunuz? Beni hapse at diye dua etti. Kâle rabbis sicnu ahabbu ileyye. Şu kadınların ortasında kalmaktansa hapise girmek benim için daha sevimlidir ya Rabbi. Yusuf aleyhisselam. Demek ki Allah bir nimet verdiği zaman hamd edelim çok güzel. Ama o nimetin imtihanı da geldiği zaman ne yapacağız? Peygamberler gibi sabredeceğiz inşallah. Sabrın sonu selamettir. Sabrettiğimiz zaman zindana düşebiliriz tabii ki. Kuyuya da düşebiliriz tabii ki. Ama sabredersek oralardan aziz olarak çıkarız. Aziz olarak çıkarız. Evet. Bu sureleri okumayı adet edinelim. Dediğimiz gibi her akşam yatmadan önce bir kere okuyorsun İhlas suresi. Sonra Felak, Nas, üflüyorsun eline. Bütün elinin bedenine ulaştığı yerlere sürüyorsun. Sonra ikinci defa aynı şekilde, üçüncü defa aynı şekilde yatmadan önce bunu adet edinelim inşallah. Basit bir şeydir. Hepimizin yapacağı bir şey, yapabileceği bir şeydir. Allah'ın izniyle bunu yaptığımız zaman da
gece selametle uyuruz. Şeytanın şerrinden beri olarak uyuruz. Vefat ederse insan, Hakk'a giderse o zaman da inşallah şehit olarak gider. Temiz olarak gider diyor. Evet. Ve de Muavvizeteyn sureleri kadar Allah'a yaklaştıracak başka bir sure yoktur diye hadis-i şerif vardır. Hani bunlar kısadır ya, kısa suredir, değeri yoktur diye gözükmesin. Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri belki fazilet olarak en üstündür. Bir Fatiha suresi. Kur'an'ın kalbi diyor Yasin suresidir. Yasin'in kalbi Fatiha suresidir. Fatiha suresinin kalbi Besmele'dir. Her şeyin özü Besmele. Düşünebiliyor musun? Onun için hani bu sureler kısadır, fazilet yok. Bunların fazileti çok fazla. Adet edilelim, okuyalım. Bugün de manasını öğrendik. İnşallah manasını kalbimize yazalım. Kul a'udhu bi rabbil felak. Namazda durdun. Kul a'udhu bi rabbil felak. Kalbinden ne geçiyor? Ya Rabbi, sabahın Rabbine sığınırım. Kul a'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Yaratmış olduğu şerrin, şeyin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden Rabbime sığınırım. O karanlık size tabir ettim. Maddi karanlık olabilir. Bundan da ziyade manevi karanlığın şerrinden Allah'a sığınırız. Sonra وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ Bana kötü, yanlış bir şey yapmak isteyenlerin hepsinin şerrinden sana sığınırım. İslam'a uymayan bir şekilde. Ve en son, en kötüsü tabii, bundan kesinlikle sığınmak lazım. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Ya Rabbi, kıskandığı zaman kıskanıcının şerrinden sana sığınırım. Çünkü kıskanıcı ne edep dinler, ne haya dinler. İftira eder, yalan eder, eder de eder yani. Onun bir sınırı yok çünkü. Onun için özellikle de Allah-u Teala mesela diyor yani, yarattığı şeyin şerrinden deyince hepsi içine giriyor halbuki. Ama bunları özellikle zikrediyor ki bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Onlardan da ya Rabbi sana sığınıyorum. Evet. Evet. İbretle, tefekkürle geçmiş peygamberlerin hayatlarına bakalım. Başımıza, hani hepimize söylüyorum. Ben kendime de söylüyorum burada. Başımıza bir şey geldiği zaman onları görelim. Bak onlar neler çekmiş. Bizimkiler hiçbir şey değil onların yanında yani. Onun için sabredelim inşallah. Murada erelim. Lillahi Teala. Fatiha.